Basileus Kiros olarak tahta geçtik. Karakterimiz 48 yaşında, sağlığı gayet iyi ve böyle görmüş olduğunuz gibi devasa bir Roma İmparatorluğumuz var. Ve klasik tehlikeli örgütleşmeler. Bir bakalım bakalım neymiş bunlar. Bağımsızlıkçı örgütleşme diyor. Bu üç kişi mi? Bakın ittifak kuruyorum. İttifak kuruyorum. Yine mi? Ay, anasını zatim nerede bu sefer? Ben yakınlarda bir hastalık göremiyorum aslında. Var mı ki? Benim topraklarımın uzaklarında. Evet, bayağı bir uzaklarında yani. Ülkemin... Evet burada ülkeme yakın diye mi? Kendi topraklarım içinde bir şey görmüyorum. Dolayısıyla korkmama da gerek yok. Hemen şu abileri bir atayalım. Bu abiyi getirdik. Seni getirdik. Seni de getirdik ve... Sana düklüğü için kutsal savaş mı? Helal olsun ne diyeyim. Bu abi de aldı başını gidiyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Çok iyi gerçekten. Aha burada da bir savaş var. evet. Arpadlara ne oldu? Bölündüler mi? Ne ilginç. Bu arada evet, e, Polonya'yı almıştık arkadaşlar. Bu casus başında bir atayalım. Şu abimizi getirelim. Şimdi biraz birim odandan gitsek iyi olur. Zaten bakın sağlam vücut ve sağlığı açmış bu arkadaş. İşte bu özgürlükçü kişiler niye var? Ah mükemmel. Karakterimin kızı. Bakın benim hmm, karakterimin kızı bu peki. Ben seni Başkası başkasıyla evlendirmiştim. Tamam ben bu kızımı varis yapmayacağım. Orası belli oldu. Karakterimin kızı ve öğrencisi. Seni eğitmeyi unutmayalım. Ben diyorum ki bu Prenses Konstantin'i gayet iyi iş becerir. Dolayısıyla hemen kendisine şöyle ana soylu ve büyük düğün yapabileceğimiz bir karakter bulalım. Hatta yapabiliyorsak şu ırsi olsun. <laughs> bu abimiz akraba elinden doğmuş. Mükemmel. Aa Karolajlerden biri var. Burada böyle bir abi var. Bakın size para vereceğim. Tamam mı? Siz niye, siz niye, saraya davet edilmiyorsunuz ya? Katolik oldukları için mi acaba? Ha, bu abi davet edebiliyorum galiba. Ama sadece seni mi? Baba ile evlilik. Seni davet etsem güzel. Bakın bu bu beyefendiyle evlendireceğiz kızımızı. Din değiştirmeni talep ediyorum. Buradaki kontlukların dinini değiştirip kontrolleri yeterince arttırıp Vistulanya düküne Polonya krallığını vermeyi düşünüyorum. Mordvinya krallığı hala kabile kalmış ve Zeydi'ye dönmüş. Bunlar Hazar. Reform edilmemiş mezhep. Geçmiş olsun gerçekten. Habil'e kalmışlar. Kvitser kim? <laughs> Kvitserk hanesinden. Zeydi olmuşlar. Bunlar Slav. Zeydi, Zeydi. Oh, oh. Oh. Burası iyice Zeydi olmuş. İnanmıyorum. Neyse geçmiş olsun. Şu abilere şimdi bol bol bir para gönderelim. Bizden çok hoşlansınlar. Bizden hoşlanmaları lazım. Bakın buradaki bir sürü örgütleşmeyi görüyorsunuz. Ama hiçbiri yeterince güçlü değil. Bağımsızlıkçı vardı. Ee, her ne kadar bunlardan 3 taneden ikisi benim dejur vasalım olsa da onları ikna ettik. Şu abileri hemen bir toplayalım şöyle. Görüşleri yükseldikçe çekilirler. Bu benim yeğenim ve vasalım. E, sen ne ittifak kurayım oğlum? Hı? Dobruca. 47 görüş. Epir. Cumhuriyet. Gerekirse parayı bitiririm ama ben. ben bu özgürlükçü örgütleşmeyle uğraşmak istemiyorum. Böyle bakın görmüş olduğunuz gibi rüşvet veriyorum arkadaşlara. <laughs> sen para göndermiş miydim? Gönderdim. Şimdi baya bir düşecek. Turnuva için talim yapsak güçlü olduk mu? Güçlü olduk. Sağlığımız çok daha arttı. Ana soylu evlilik. Ayda. Bir dakika. Bunu halletmemiz lazım. Bak senle bir evlilik düzenleyeceğiz. Ana soylu evlilik büyük düğün. Çok güzel. İkinizi böyle evlendireceğiz tamam mı? Bunlara ben birbirine aşık da edeceğim. Bir sorun olmaması için. Örgütleşmeyi azalttık. Şu abiler de ufaktan iner zaten. Yani 20 küsür vasaldan bir anda böyle azalttık sırf biraz para vererek. İtalya kralı benden niye hoşlanmıyor? İlginç gerçekten. O zaman yapalım şu büyüklüğünü. Bir sonraki varisimizi belirleyelim. Vasal haline getirebiliyor muyuz? Hayda öyle bir şey yapabiliyor muyuz ki? Hıh. Yalnız bir şey soracağım. Öster Götland diyorsun ama hanımefendi. Öster Götland'ın hiçbir toprağını tutmuyorsun. Nasıl oluyor bu? Aa ilginç. Hep burada tabi güzel. Ortodoksların olması da beni sevindiriyor. Tek şurada böyle ayrılıkçı katolikler var. <laughs> Aylık 150 kazanıyoruz. Çok iyi. Ekumenik Patrik ülkemizdeki önemli vasallardan bir tanesi. Senin kültürün biraz geri kalmış. Bu arada senin vasal sözleşmeni. Aynen şöyle bir. sen para basma hakkı tanıdım. Burada gelişmişlik sürekli artar de iyi olur. Seni şöyle bir tane şehir yapalım. Buraları da böyle komple şehir yapalım. Yani gelişmişlik artsın iyice. Ha şuraya bir tapınak. Carbonara'ya bir tane şöyle şehir. Şöyle de bir şehir. Ve şöyle, şöyle bir şehir. Güzel güzel iyi. Çok gururluyuz. Harika. bu arada bir tane... Ayda. <laughs> Oğlum. oğlumuz. Oğlumuz da çok iyi aslında ya. Ne zaman doğdun sen? Kasım'da. Ocak olmuş. Bir baba olarak yeni fark etti. <laughs> ha, çok iyi. E, az önce topraklarım mı büyüdü? Deylem Sultanlığı. Stresim ne alemde? Yabancı hükümler. Diplomasi, idare. Hadi şununla bir arkadaş olalım önce. Bunun arkadaş olayım mı? Sultan Halit'le arkadaş olduk. <laughs> ne bununla da mı arkadaş olduk? Musa ile harika. ortada kalmış böyle. Siz sevgili olmadınız mı ya? İnanmıyorum olmamıştır. Çok iyi gerçekten. Gerçekten çok iyi. Çok güzel. Hadi seni eğitelim. Sen de büyümüşsün. Irsi mi yapalım yoksa seni... Aa Galicia ile seni evlendirebiliyormuşuz. Aa ilginç. Olur olur. Bak şimdi Galicia ile ittifak yaptık. Şunda da bir arkadaş olalım hemen. Ama muhtemelen bir savaşı kaybedeceğiz öyle gözüküyor ama. Kutsal tarikatlar. Hadi şunları kiraladık. Evet, yani bir savaşı kaybettik ne yazık ki. Hı. Endülüs ordusu burada. Bu arada benim vasalımın orduları da burada. Mısır ordusu bunlar. Sakın birbirinize girmeyin ya. Neyse eğer gireceklerse bunları benim buradan destek yapmam gerekecek. Heh. Güzel. Şimdi olay neydi? Biz ne yapıyoruz? Savunuyor muyuz? Galicia'nın geri alınması. Galicia, İberya'nın geri alınması mı? Ne alaka lan? Adam Astur Leonlu, buralı. Adam zaten İberyalı miras kültürüne sahip. Geri almaya çalışan sensin ve sen de meşrikisin. Ne alaka ya? ya? Çünkü kendisi ortodoks diye. Bakın mücadeleye karışmış bir karakter. Mücadeleye dahil değil. Sırf mezhebi yüzünden. Yani İberya ait değilmiş gibi görülüyor diğer karakterler tarafından. Yani hoş değil. Buradaki kuşatmaları kaldırırsak. Petros çıbanı. O mu Petros çıbanı? Yayılıyor mu? Bir de ava davet edildik. Ya avı... Yok. Başkenti şimdilik karantinaya al. Tamam. Bu yeter bize. Hekimi çağırın babacım. Hafif tedbirler. muazzap Bu kadar. Burada da bir salgın var. Tavuk frengisi diye. Daha güzel. <laughs> Uyumlu kanı işte. Tamam. İyi diyoruz ya. Ulan senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokat. Ermenistan despotlu. Bayağı yüklü bir tazminat aldı. İşte olay bu kadar. Burası Banu Danis olmuş. İki krallığa bölünmüş yani? Dük Alexios. Hmm. Sen İtalya'nın başına mı geçeceksin? Yapabilir gibi En Endülüs'e savaş açabiliyorum ben galiba. Şöyle Balenciye için alabiliriz değil mi? Eşşark falan. Burada eşşark var böyle. Bir girelim bakalım Belensi'ye. Maliyet yokmuş. Ooo yeni geldik sanki. Ee, Olsun ya bence hallederiz gibi. Bence hallederiz. Evet o kadar düşük avantaja rağmen yendik. Bayılırım hava gitme. Paralı asker muhafızı gayet güzel. Etkinliğe böyle katıldık. Şöyle kendi topraklarıma çekileceğim. Burada avantaj bende çünkü. Görmüş olduğunuz gibi yüksek avantaj yerde çok hızlı sürede savaşı bitirdiğim için düşman ordularını yok ettim. Evet burada. Ne hasta olduk. Saray kim yok. Hadi seni atadık ya. Sen toprak moprak veririz. Vay da. Yatalak olmuş. Hani hasta ve yatalas. Tam hastalığımız geçer. Yatalak oluruz ama ona rağmen gayet iyi. Etkilerine karşı konduğu için yatalaklık şu noktada işe yaramıyor öyle söyleyeyim. Burası bizim, burası bizim, burası bizim. Savaş skoru 50'de kilitlendi. Bakın görmüş olduğunuz gibi manevra safhası ve erken savaş safhası. Güzel. Artık hasta değiliz. Hayda. Özgürlükçü örgütleşme miyim? Ee, Şam. Hoş değil be. Ama şöyle bir şey yapacağım. Vasallık teklif et. Ha dejur savaş. Hallederiz. Bunlar yeni nesil vasallar herhalde. <laughs> bunlara para vermemiştim. Casus başı. Güzel. Hadi seni getirdik. Hayda. Adamı yeni... Tamam hadi seni getirdim. Ben senin, Bir dakika ben seni nasıl ayrıca casus başı olarak atayabildim? Romanya başpiskoposluğu. Ee, yok ya, şöyle yapacağız. Ee, aynen seni getireceğiz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben sana şuradaki vasalı aktaracağım. Tamam. Şimdi Patrick oldu, değil mi? Çok güzel. Ha, olması gerektiği yerde. Hay, başlayacağım sizin yapacağınız. Bunlar hala bitmedi mi ya? Ha, kölü türütüymüş. Pardon. Buradaki komutanı acaba diyorum. Şöyle istikam komutanı olan müsait bir karakter. daha gördüm. Ayo yo, yo bir dakika bir dakika. Şunu koysam daha iyi. İki sene önce başlatmışız. Ama yani buradaki toprakları ooo güzel. Buradaki toprakları böyle alabiliyoruz. Mükemmel. Endülüslü müvelledün. daha karakterimin üvey kardeşi. Tamam bak ben sana şöyle şurayı verdim. Valencia. Para da verdim sana. Sana bol bol para vereyim şimdi. Bir saniye. Sonra şu ünvanı da verelim sana. Valencia düklü. Beslediğin gibi böyle kendi kafana göre takıl. Adam ya adam ya. Buralardaki kontrolü biraz e, arttırman gerekecek canım. Hadi gel senin yanına şöyle kale kural. 15 kişi serbest bırakıyoruz hadi bakayım. Gene mi geldin? Uh. Yok. Bakın 1504 askerleri var garnizonu yetmiyor. Garnizonda yani 3500 asker var. Yani nereyi kuşatıyorsunuz ki? da ona gidiyor katılmaya çalışıyor falan. Buradaki kontuklar, hmm. ayda. Bu adam despot olmuş zaten ne? Adam kendi despot yaptı değil mi? Eee kötü oldu. Başkenti oraya taşıdı. Oğlum senin. Tamam, ah, ah, Polonya. Ah. Ha bak Polonya sana verdim. Ah. Polonya senin güzel kardeşim Aktarayım hatta vasalları sana. Bunu da aktardım. Bunu da aktardım böyle. Çok güzel bir krallık oldun sen. Vasal sözleşme güzel. Tamam sen biraz daha takıl. Ben seni serbest bırakırım. Mükemmel ya. Bunu hatta Slav İmparatorluğu'nda verelim mi? İmparatorluk yönetsin böyle. Hmm, şöyle yapacağız o zaman. Bir dakika dur. Bunu vasallaştıracağız. Moravya'yı da bu abimize aktardık. Bizden çok hoşlanıyor. İspanya'dan ip toprağımızı aldık diyecektim. Burada anasını satayım. Küçük kızamık çıktı. Bütün güçleri 1821 kişi. Ve kuşatmayı ilerletemiyorlar. Ben mesela desem ki Şöyle bir paralı asker birliği aldım. Bitti mesela. Atlı okçular var. Baya güzel yani. Bu arada o çok iyi. Gerçekten çok iyi. Sana hediye veriyorum. Ben bu kızımızı başa geçiririz diye düşünüyordum ama sanki bu oğlumuzla ilerlesek daha iyi olacak gibi. Irsi özellikleri falan. Bir de biz yaşarız. Ya yani öyle gözüküyor. Biz gittikçe yaşarız. Biz yaşlıktan öldüğümüz zaman da oğlumuzun genç olarak başlaması daha iyi olur. Açıkçası şu Polonya'yı salacağım ben. Buradaki ufak tefek mezhepleri değiştirirsek ki vasallarımız da değiştiriyor yine bizimle beraber. Kültürümüzün alemde bakalım ona. Hayda. Sene 1047. Ho 1047 bakın. Erken ortaçağı komple bitirmişiz. Yüksek ortaçağa geçeceğiz. 1050 yılına kadar beklememiz lazım. O da çok güzel gerçekten. Hayda benim vasala bak ne yapmış be. Buraları böyle almış tek tek. E güzel ne diyeyim. Çok güzel gerçekten. Şam Dükü'nün uğraşlarından dolayı Arap İmparatorluğunu da elde tutabiliyorum galiba. Bir süre sonra. He? Ben öyle anladım. Kendisi tabii şimdi 27 kontluğa sahip. E, verdik kendisine. Şöyle. Ünvan veriyorum mesela. Ah Arap despotluğu. Ah. ah senin oldu. Muhtemelen şimdi şurada Medine'yi sökmeye çalışacak. Mukurra Küçük Krallığı için Mısırlı Savaşı mı? Sen Mukurra'ya karşı hakiddan mı vardı? Tebrik ediyorum. Valencia'yı oluşturma niyetim var. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Vav. Wow. İki tane daha kutsal tarikat oluşmuş. Bu çok güzel. Yok ben efsane falan ee, yaymak istemiyorum. Çok güzel. Kızlarımızı evlendirebiliyor muyuz? Bu da fena bir kız değil ama. Sen katolik misin ya? Siz de mi katolik kaldınız? Hmm, bu kız... Aynen hadi bununla evlendirdik. Bu arada Nubia'yı gasp edebiliyor muyuz? Aa çok güzel. Eee e güzel. Mesela şöyle Nubia'yı gasp ettik tamam mı? Şu abimize verdik. Hatta bir saniye. Vasallık teklif et. Evet vasallık teklif et. Vasallık. Ya. Senin mümanı kopardım ben harika ya. Burası kalıyor. Burası artık alınır bir şekilde. Gel bak sana şöyle ünvanı vereceğim. Nubia despotlu. Hadi geçmiş olsun. Seninle evlilik düzenleyebiliyor muyuz? Bizim manedanımızdan olsa mesela. Karakterimin kuzeni. Nasıl? Aa kabul ediyor. Kuzeniyle evlense ittifak getiriyor herhalde. Aynen bu ablamızla ittifak yapıyoruz. Avusturya. Aa, hadi bak. Burada bizim kendi hanedanımızdan birini koyacağız. Güzel. Savaşa katılmayı teklif et dedik. Bak şöyle bir şey yapacağız. Bizim paralı askerler süresini uzat. Topla bunları. Hatta alabiliyorsak buraya. Hah şunu da ekledik. Vasalımıza yardımcı oldu biz şu an kime karşı yani bunun toprağını elde ettik değil mi? Güzel. Abi yana kuşatılmış. Eyvah. Heh, hadi bu, bu, bunu, bunda da yok edin. Tek. Onaylanmış açıklar. Koleksiyonumuzda güzel parça. Buraları böyle ufaktan hızlıca kuşatalım artık hadi. Şuradaki abilerin üstüne yürüsek belki çarpışmayla beraber. Aa güzel baba baba. Şimdi Olur abicim olur sana da geliriz ya. Buraları daha tabi tam kuşatamadık ama. Biraz zor olacak sanki. Yok alacağım ben o savaş. Ben o savaşı alacağım kararlıyım. Lan geri zekalı ev. Ülkende kızamık çıkmış. Ülkende kızamık çıkmış ve sen savaş açıyorsun ya. Şimdi tabi bir de bana güvenip bu savaşı açtı doğal olarak. Hadi şöyle paramızın son kalan kısmında. İttifak sona erdi. 3 cephede savaş veriyorum şu an. Hoppa. Oğluna bak kör oldu. Güzel. Buradaki savaşı hallettik. Şimdi ben buradaki savaşla uğraşmamak için birinci Nusaybin ordusuna bağladım. Benim paralı askerlerim. Gittiği yerde ona katkı sağlar. Buradaki kuşatmalar niye bu kadar uzun sürüyor? Yok mu şöyle bir istihkam komutanı? Aa bu güzel. Hıh, bunu aldık. Çok daha hızlı ilerliyor. Masraftan kaçınmayın abi. Oğlum ne halde? Gayet güzel. Buradaki savaşta kazanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> en iyi arkadaşımız oldu. Peki teşekkürler. İlgin olduk. Buralarda e, büyük seviyede bir yani ikinci seviyede bir çiçek hastalığı var. Bu iyi değil. Baviera bayağı iyi durumda. Burada bir tane şöyle Galicia Volhynia diye bir krallığımız var. Dur, dur Seni şurada karşılayacağız. Şu dağda. Yine mi hasta olduk? Çok güzel. Şimdi. Buradaki askerleri cezireye çekiyoruz. Hop 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 hop. Aman aman aman. Bunlar kalsın şimdilik böyle. Valencia'daki savaşta bitirebilirsek iyi olur. Bunlar gerçekten benim ordumun üstüne mi gidiyorlar? Aa evet çok güzel. Harika. Ah be cezire beni çok kötü yerde yakaldın ya. Oh harika. Bak buradaki yeri aldık. Saldırı savaşı eksi 17 işte. Yani iyi değil. El Şarkı gasp etmek is yapabiliriz. Ancak savaşının bitmesi gerekiyor. Oo El Şark burası tamamen bura oluyor herhalde. Karakterimin kardeşi. Ops fazla verdim. Endülüs'ü birine verdik. Böyle bask birine verdik. Ay bak buraya da şöyle sana verdik tamam mı? Ya şu vasalları aktaracağım. Aktarıyorum şu vasalları. Gayet güzel. Tabi babamız gibi savaşçı değiliz. Ee, dolayısıyla ordunun başına geçip askeri hünerlerimizi konuşturamıyoruz. Ben gerekirse artık bütün köylüleri kaldıracağım ya. Yani. Şu savaşta bir bitirelim. Ateş kes ha çok güzel. Oğlum sen ne durumdasın büyüyorsun değil mi? Tamam. No, 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 no. Yemen sultanlığı için cihat mı? Oh, 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 oh. Başımıza dert aldık şimdi değil mi? Savaşın hedefi de biz değiliz ha. Bu ibadiler. Aha buradakiler. Amman. Aniden hiç savaşları sonlandırın babacım. Ee, bir saniye. Patrick ben bu adamı senden devralacağım. Ee, bu, bu ciddi sıkıntı yaratır. Vassal devralıyorum. B biraz tiranlık olacak farkındayım ama. Delta dük. Evet burayı böyle bu... bu buradaki bir Akdeniz şeridini komple sana aktaracağım canım. Hiç merak etme. Hah aktardım. Bak ha. Ulan cihat açtılar bize ya. İyi mi? Bizim ana ordu geliyor mu? Yolda mı? Hah iyi. Bizans imparatoru olarak ilk, pardon Roma imparatoru olarak cihada maruz kaldık. Şimdi nereye almaya çalışıyoruz? Samarra emirliği mi? Yardırım buraya. İşte şimdi buraya alıyoruz. Bitiyor mu? Ve bu cihatla uğraşacağız ha. Tamam ben bu orduları geri çekiyorum. Nerede bu halife? Burada mı? Aa güzel. Sen kaç toprağın var? Tek kontuğun var. Mükemmel. Ha bu sultanlığı gasp edebilirsek güzel bak kardeşime. Oğlum. Daha topraklarında kontrolü arttırmadım be. Vasal savaşın sonlandır rica ediyorum. Tazminat aynen tazminat. Benim askerlerim ha, geliyor değil mi tamam. Yolda biraz telef oluyorlar ama. Kaç kişiye karşı savaşıyoruz? 20. Tamam. Bütün orduları bunlar galiba. Malan küçük krallığı. Yok ya ben gelmeyeyim şimdi. Benim işim <laughs> gücüm var abicim. Cihatla uğraşıyorum ben. şöyle Yemen'in başkentini vursak mesela. Orduları yok edince ama yerlerde hastalık mı var? He yok. Artık gireceğim ben buradaki ordulara. Cihat niye? Ha, halife öldü. Muharebe öldü. <laughs> Ulan ya of. Dağıt şu orduyu komple. Heh çok güzel. Şimdi bir de ah. Nerede bu? Burada mı? Paralı askerler. Al şunları. Yok edin bunları. Mükemmel. Eşşer Krallığı. Yani Valencia Krallığı. Bunu gasp ettim. Buradaki böyle kardeşime veriyorum. Çok güzel. Kardeşime bu şekilde vermiş oldum burayı. Endülüsü Levanten kültürü. Hı. Buralar böyle kalmış. Hayda. Ne oluyor burada? Otorite savaşı mı? Yapma gözünü seveyim. Kavga etmeyin kendi aranızda be Karakterimin kuzeniyle ittifak yapamıyor olmak kötü Savaşına katılıp yardımcı olabilirdim ama Provence Sana vasallık teklif edeyim mi? Ünvanını elinden çekiyorum Şimdi şöyle Vallahi <laughs> ee, Marsilya neresi? Baronluk ha peki ee, Savoy Bak şöyle bir şey yapacağız Çok güzel Gasp edemiyor muyuz şimdi burayı? Dokuz kontluk gerekiyor. Bizde 8 tane mi var? Böyle savaş ilan edebiliyoruz ama. O da güzelmiş. Adam bana para verdi ya savaş açmayayım diye. Peki öyle olsun. Ben kendisinden burayı fesh edebiliyormuşum. Ettim. Vallahi ettim. Sonra şöyle veriyorum kendisine. Ee, seni affedeceğim. Hatta sana para yollayacağım. Tamam. Akitanya'yı şöyle sana verebiliriz aslında. Gaskonya krallık için böyle kutsal savaş açılabilir ha. Ne dersin? Saldırı savaşı görüşü bitti mi bu arada? Bitmiş. Ama hala şu özgürlükçü örgütleşme. Şöyle yapacağım. Ben sana para vereceğim. Sana vasallık teklif edeceğim. Çok güzel. Sana vasallık teklif edemiyorum. Ülkemden uzak diyorsun. Hımm. Sana şöyle aktardım. İngiltere'ye böyle savaş açabiliyormuşum. Böyle komple İngiltere'ye alabilmek için. Ama ben sana şöyle... Krallık açısından bir savaş yapacağım. Böyle ufak ufak Galia'ya girmiş oluyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Canım kardeşim ben sana şarlmanın kafası değil de bak bak. Bir tane ee, şöyle muazzam domuz postu. Zaten senin Hakid'dan da var değil mi onunla? Tabii. Homeralyalı savaş sancağı. Bunları sırf sarayına koy böyle boş durmasın diye. Hadi bak bunu verdim. Bunu verdim. Böyle sarayına koyabileceğin şeyler. Nübiyeli kadehi. Tamam mı? Nübiyeli tahtını da vereyim hatta sana. Alakası yok seninle çok ama. Ha sandık. aldın mı? Şunu da verdik. Bayarsın sarayına. Bak şimdi saray normalde bomboş bunun. Bu abi sarayında mı? Özayet al Allah gidek mi? Nasıl olur? Sen para mı kazandın? Uf çok iyi. Nyoink. Bu arada benim vasalımla savaşıyor ha. Ben şuna şöyle yardıma gideceğim. Bir hanedan mirası. Kalıtım yoluyla. Tamam. Ben gidelim burayı kuşatalım. Gel gel gel. Kaçma kaçma kaçma. Ee, aynen inatçı olsun ya. Bu arada. Bakın şurada köylü ayaklanmasını. 6 askeri kalmış. 2000 kişilik ordusu ya, tepede bekliyor. Hekimi çağırın. Hafif tedbirler. Muazzam. Başkenti karantinaya yok bu arada şuradaki dinleri de değiştirebiliriz. İyi olur. Ben senin vasal sözleşmeni şöyle. Aynen. Düşürdüm. Eğer sana para basma hakkı da verebilirdik sanki ama. Neyse şöyle kalelerini yükseltiyorum. Para var ya hani. Şimdi şu Arman yaka gidelim. Hiçbir masraftan kaçınmayacağız. Güzel. Bu savaşta kazandık. Baksana şöyle bir güzellik yapacağım. Sen Fransızdın değil mi? Ama Oksitan kültürüne falan geçersin belki. Ben şöyle para vereceğim. Bin değişimini talep ediyorum. Buraları böyle sana verdim. Armaniak'ı oluşturdum. Tamam. Kulusu gasp ettim. Hak sahipleri bakalım. Sen buraya hak iddian mı var? Aa bir dakika bizim manadanda hak iddiaları varmış ha buraya. Yalnız bu kontluk ama ya. Ben şöyle şuraları verdim. Hatta şurayı da vereyim. Hadi burayı da vereyim ya. Ha, i̇yi olur. Güzel. Şu vasalımıza aktardık. Oksitan'ı. Overne düklüğünü verdik. Tamam mı? Saraya geldi. Güzel. Bak bak. Şöyle verdim. Akitanya düklüğünü oluşturuyorum. Burayı da böyle sana veriyorum. Tamam mı? Gascony'yi alırız artık bir şekilde. Oksitan bir soylu. Ulus düklüğü de böyle senin oldu. Ya burayı da hadi. Hadi burayı da sana verdik. Hadi. Burası için kutsal savaş mı açtık? Mükemmel. Dindarlığı da böyle bitiriyoruz bu arada. Topla bunları. Şöyle Lyon'a çökebiliriz ha. Sana para verdim. Sana para verdim. Din değiştirmeni talep ediyorum. Tamam. 64 yaşında sağlığımız iyi. Ney ney? Dobruca mı? Manden. Ne alaka? Anlamadım. Böyle bunlar mı manden oldu? Şimdi. ha? Manden öyle mi? Din değiştirmeni talep edeceğim. Yüksek orta çağ çok şükür geçtik arkadaşlar. Mümkünse ben trebüşelerden gitmek istiyorum. Kuşatmaları bitirelim artık. Hızlıca bitirelim. O çok güzel. Kutsal savaşta almış olduk burayı. Yani müttefikimizin eline geçti. İyi olduğu için. Bir tek şu Banu Danis kaldı. Endülüs kaldı. Burada acayip sultanlıklar var. Akitanya'yı gasp edebiliyor muyuz? Ettik. Yeni muafiyet. Aa niye öyle yapıyorsun ya? Böyle verdik sana. Para basma hakkı tanıdık. Tamam. Burada Valencia böyle burada. Çok iyi. harika bir çocuk oldu. Tam da böyle bizim bir ileri yaşımıza uygun olacak şekilde. Ee, güzel. Burada aa iyi bizim hanedandan çocuklar var. Ee, krallık için kutsal savaş. Niye açamıyoruz? Ha, açtık çünkü doğ. <laughs> az önce Akitanya için açmıştık değil mi? Normalde Ruteni için de açabilirdik ama. Hellas diyorum şöyle cumhuriyet krallığı olarak verebilirim. Şuradaki bir abimiz var. Gerçi çok sıkıntı çıkarır mı bilmiyorum ama. Şöyle bir Hellas'ı diyorum kendisine vereyim. İyi olur. Hellas despotlu. Heh. verdik böyle. EX73 çok güçlü bazal çünkü. Bir sıkıntı çıkarsa artık bilmiyorum ama gerçi bunun ittifakları var değil mi? Ee. O yüzden şöyle para veriyorum canım. Oğlum buraları yükseltsenize. Niye yükseltmiyorsunuz ya? Yüksel şehirleri. Buraya hiçbir şey yapılmamış. Ve son parayı da bitirdim. Buradaki kontroller nasıl? Bakalım. Ben yani iyi, fena değil, güzel. Yani düşük gibi ama. Yani iş görür. Sen yerine şu toprakları biraz geliştirelim. Bak kendi paramızdan yiyoruz ha. Ben burayı kontrol ediyorum peki. Ayda. Ne olmuş bu ne? örgütleşme talebiyle geri mi getirildi? Mükemmel. Ee, ben senden ünvan fesedebiliyor muyum? Dur yapacağım yapacağım. Ben buraya gerçek iddan da vardı. Bak hediye göndereceğim. Tamam mı? Ünvanı feset. Hah fesettik. Ne oldu? Böyle oldu. Aa komple aldık mı burayı? Alva. Burası mı? Bak şimdi. Böyle oluşturduk. Eee hakiddan var mıydı buraya bilmiyorum ama. Burası komple böyle ortodoks mu? Güzel. Ee, o zaman bu abimize şöyle burayı vereceğim. Nubia'yı Hatta buraya da komple vereceğim. Bu abi şimdi bana caz edecek. Niçin bana vermedin diyecek. A demedi güzel. Darfur'dan birisi bizim hanedandan olacak. O da gayet iyi. Ben kendisine şöyle hatta <laughs> verebiliyorsa mezer hediye edeceğim. Saray eseri olarak hadi bak bunu verdim. Sarayına koyarsın. Fransız kılıcını da verdim. Bunu verdim. Büyük Ceylan postu. Var mı sarayında bir şey? Ha yokmuş. Hadi bak ben ben sana kıyak geçiyorum ha. Saray eseri. Boş durmasın yani. Görkemli artsın bu şekilde. Senin silahın da yok. Zırhın da yok. Değil mi? Bunu verdim. Kap ya da sandık da verebilirim. Saray eseri olarak. Aa güzel. Bunu verdim. Ben de şöyle kılıç vereyim abi. Hadi bak bunu verdim. Tamam. Ben bir nokta hatta Nubia'yı serbest de bırakabilirim. Hatta şimdi de serbest bırakabilirim. Bağımsızlık veremem ama vasallarımdan biriyle savaştı. Kutsaklar için fidye. Aa güzel. Hadi bunları alalım. Ya kim bu vasallar? Heh, Anadolu mu? Galicia Volhynia olarak bunlar bölündü mü? Hmm. Ne diye göndereceğim? Hatta sizleri şöyle bakın serbest bırakacağım. Tamam. Sizleri böyle serbest bıraktım. Sana bağımsızlık verdim. İhtişam martıyor bu şekilde. Bir imparator, üç kral. Sana biraz para göndereceğim. Seni de bağımsız bırakıyorum. Darfur'un oğlu başa geçince bizim haneden olacak bir örgütleşme olacak diyorlar. Bakalım. Olabilir de olmayabilir de. Çok güzel. Burayı vasallaştırdık. Buradaki vasalımızı aktardık. Bak bu bağımsızlıkçı örgütleşme. Aslında tamam bak tamam. Ben seni bağımsız bırakacağım. Bu Macaristan'a bağımsızlık vereceğim ben. Bazı, zaten borca girmişsin. Korsika düklüğü. Öyle mi? Korsika düklüğü mü? Buraya aldım babacığım. Heh, böyle yaptım. Krallığı verdim. Dejur. Gayet iyi. Savoy bu şekilde. Burgonya'yı gasp edebiliyor olmak fena olmazdı ama. <laughs> Şöyle sana ırsi bir şey bulsak çok güzel olacak biliyor musun? Özellikle Herkül gibi, güçlü gibi. Hadi böyle yaptık. Gayet güzel. Evlendirdik sizi. Sağlık kötü diyor bu arada. Gider ayak bir fetih daha mı yapsak mesela? Suratınız... ne işte. Neredesin? Hiç acele etmeyeceğim. Bunlar tek bir noktada toplansın daha iyi olur. Şuradaki karın ağrısını hızlıca bir gidereceğim. Yani görmüş olduğunuz gibi. idam ettireceğim. Bu kadar. Şu tanrının kılıcını koysak fena olmaz. Dindarlık kazandırıyor. Stres artışında azalma var. Doğal korkunçluk artı 18. Çok daha iyi bence. Her ne kadar yatalak olmak eksi 15 getirse de. Ne bak sana şöyle vazoyu verdik mesela. Ödül vazo. Ha bitti. Koyabiliyor muyuz bir şey daha? Hadi Şarlman'ın kafası. <laughs> hadi bunu da verdim çünkü yani. Şimdi şöyle Gaskonya'yı alacağım. Bu kadar. Şu kutsal aldım. Bunların üstüne gideceğim. Şöyle komutan da koyduk. Sen para verdin. Tamam mı? Köylü ayaklanması mı? Hallederiz. MSP'nin savunucusunu açtık. Buraları ele geçirdik. E bu köylü ayaklanması nerede şimdi? Adamlar kayboldu ya. Sadece şuraları verdim. Gaz koydular, gasp ettim. Sana veriyorum bunu böyle. Çok güzel. <laughs> Arkadaş oldu şimdi bende. Çok güzel. Neyse artık savaş açmam kendisine ne bileyim. Ya açarım da yani gerek yok da. Ay yavrum benim. Hemedan için saldırıyor. Da iyi güçleniyor. Para veriyoruz. Ya bak işte o köylü ordusunun nerede olduğunu da bilmiyoruz. Senin ne işin var orada? Sahra çölüne inmiş ya. Ya bu arada binalarımızı da geliştirelim. Geliştirmeyi unutmuşuz. Hepsini böyle tek tek geliştireceğiz. Ha şuraya bir düklük binası fena olmaz. Şu bir tane mezarlık yaptık. altını iyi altın ve madeni geliştirebiliyormuşuz. Buraları geliştirdim. Para paradır. Kaleyi geliştirdik. Nerede bu köylüler? Aa geliyor. Yani hanedan mirası açılmış. Etkin saraya açtık bu sefer. Bağımsız olan kralların işine gelir. Kusura bakma seni hapsettim. Aynen öyle. Ee, fide karşı serbest bırakıyorum. Aktarıyorum böyle. Hah. Aktardım. Böyle Pontus komple sana mı aktarsam ya? Heh? Kurtulur muyum? Bence iyi olur. Aynen Pontus'u böyle komple sana verdim. Hadi geçmiş olsun. Bir şey ben seni serbest bırakacağım bir noktada. Ama bu Şam'ı senden almasını da bileceğim. Hatta bir dakika yapabiliyorsak ben şunları şöyle tek tek oluşturacağım. Necid Mekke mı? Verdim sana. Bu abiye ne oldu ya? A ayda çocukları ölüyor bun. Kutsal ateş. Oy 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 oy. Sürekli bakım da var gerçi ama. 79 yaşına gelmiş. Suratında kan çekilmiş resmen. Nerede bizim bu köylüler? Burayı mı kuşatıyorlar? Ne alaka ya? Kiral borca girdik hiç problem değil. Teologu açtık. Biraz servet odandan gidelim gider ayak para kazanmak fena olmaz. Burada çok kötü bir hastalık var. Verem diyor. Ben seni şöyle bağımsız bırakacağım. Tamam sen takıl orada öyle cumhuriyet şeklinde. Arabistan Cumhuriyet Krallığı. Şam senden alacağım mı hiç merak etme. Savaşacağız seninle. Aa güzel. Sen benim yerime toprak fethediyor musun? Harika. Orada yüksek orta çağa geçtiğimiz için yeni bir gelenek oluşturabiliyoruz. Levanten tepe halklarını koyabiliriz. Çünkü bizim kültürümüzün olduğu yerler çoğunlukla tepelerden oluşuyor. Bunu oluşturdum. Ve bu görmüş olduğunuz gibi tepelerde gelişmişlik artışı da yükseliyor. Bina maliyetleri de azalıyor. Özellikle şu Anadolu tarafları. Buradaki gelişmişliğe iyi faydası dokunur. Bakın buralarda oldukça düşük gördüğünüz gibi. Kayseri'ye mesela hiçbir şey yapılmamış yani. Oo, oh, toprak kazandık. Buraya şimdi gasp ediyoruz böyle. Bu abimize veriyoruz mesela. Taher tüklü. Tamam. Güzel güzel burayı da aldık. Çok iyi oldu. Hop burası patlamış. Biraz para biriktirsek iyi olur sanki. Başkenti geliştirelim. İstanbul'u arttırdıktan sonra Roma'ya atlayabiliriz. İyi olur. Hop 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 yayılıyor. Yayılıyor. Kötü. Çok kötü. Başkenti karantinaya. İnzivaya çekil. Misafir hastalanmış. Of. Hop. Hopa, Büyük hastalık. Baya bir yayıldı ya. Biz o kadar da önlem aldık. Kızım hastalandı. Eyvah. Bu Suriye'yi de sana vereceğim. Suriye despotluğu böyle komple senin olacak. Gelişmişlik çok kötü düşüyor burada. Oğlum karantina karantinadaydı ya zaten. Geçiyor mu? Lütfen geçsin. Hah geçiyor tamam. Çok kötü gelişmişlik kaybediyoruz ya. Bak para verdim sana borçtan çıkarıyorum. Şu savaşını hallet. Kutsal savaşını bitir. Büyük ihtimalle Doğu Frankiye'ye alırsa belki bilmiyorum. Yeni bir imparatorluk ya da Kutsal Roma'yı tekrar kurabilir mi? Hah Trebuşe'yi keşfettik. Helal ya. Bunu o yüzden kaldırıyoruz. Yerine bu Trebuşe'leri koydum. Bunları konuşlandıralım. Böyle görmüş olduğunuz gibi kuşatmalarımız çok daha iyi ilerler artık. Kestirmeye ulaştık. Özgürlükçü örgütleşme Heh, şu an tam sınırda. Ben sana hediye göndereceğim. Şuradan bir tane vasalı devralacağım senden. Tamam. Hayda senin burada bir tane Şuradaki vasalı sana aktardım Tamam Bu haf mı? Denekleri kötü olduğunu düşünmezken Vasilevs Kiros oldukça Egzantrik hobilere Ne alakalı? Allah Allah Aynı yakınlarda bir hastalık başladı çok güzel Karantina ya Ölüm döşeğinde izliyor Ancak Heh, Bir sene içerisinde ölüyormuşuz arkadaşlar Mükemmel ya bak otorite savaşı yapmayın. Şöyle hanedan içi savaşları. Ah ah ah. Hiç hoş değil. Burada tiranlığına karşı savaş. Güzel. Ölüyoruz arkadaşlar. Ölelim artık yeter. Burada bir keçi frengisi mi var? Hıh. 79 yaşında Tanrı buluştu. Yerine kendisinden 50 yaş küçük oğlu geldi. Harika bir karakter. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bu abimizle Vasilevs Kiros'la 31 sene tahtta kaldık. İkinci Thomas'la belki bir yani bu gidişle 50 sene falan tahtta kalırız belki bilmiyorum.